Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Maç heyecanına keyif katan Migros hemen sunar. Selamlar. Migros Hemen'in sunduğu Beşiktaş Lugano Maç Önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, sevgili Dilara ile birlikte Beşiktaş'ın Lugano'ya karşı oynayacağı rövanş maç maçını değerlendireceğiz. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Umut. Öncelikle bir hatırlatmamız var, onunla başlayalım. Tabii. Migros Hemen'den ilk kez sipariş verecek olanlara güzel bir haberimiz var. İlk siparişinize özel 75 TL indirim sizi bekliyor. Siparişiniz dakikalar içerisinde kapınıza teslim ediliyor. Ayrıca geniş ürün seçeneğine sahip olan Migros Hemen'de ürünler market fiyatları ile aynı fiyatta. Siz de Migros uygulamasını hemen indirin. Kampanyalardan hemen faydalanın diyelim ve Beşiktaş Lugano maçına geçelim. Evet öncelikle bir önceki maçın değerlendirmesini yaparak başlayalım. Tabii Beşiktaş adına beraberlik çok kötü bir sonuç olmasa da beraberliğin 3-1 galip durumdayken gelmesi biraz kekremsiz tat bıraktı ama bu çok normal. Lugano çok oturmuş bir sistem ve uzun yıllardır aynı hoca ile çalışıyorlar. Beşiktaş'ta da daha çok yeni bir takım ve Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde ilk kez Avrupa sahnesinde çıktı. Yani Lugano ve Beşiktaş'ın birbirlerine kurduğu üstünlüğün dakikaları epey değişti ama ben Beşiktaş'ın genel anlamda ders çıkartması gereken bir maçı geride bıraktığını ve bu anlamda olumlu bir geceyi geride bıraktığını düşünüyorum. Giovanni Van Broncos yönetiminde Beşiktaş'ın oynadığı rakiplere bakarsak aslında birbirinden tamamen bağımsız profilleri görebiliriz. Galatasaray maçında Beşiktaş daha güçlü bir kadroya karşın Galatasaray'ın hatlarını birbirinden kopartarak ve topsuz oyunda rakibini domine ederek kazanmayı başardı. Hatta tarihe geçen bir sonuç aldı. Daha sonra Samsun maçı Beşiktaş'ın oyun kurmaya çalıştığı ancak rakibin ön alan baskısını agresifleştirerek Beşiktaş'ın oyununu bozduğu bir 90 dakika oldu ama Beşiktaş burada rakibine kadro kalitesiyle bir üstün kurmayı başardı. Ama oyun olarak epey bozuldu. Onu tekrar altını çizeyim. Antalyaspor aslında hızlı rakip kaleye gitmek isteyen ama pasla bunu denemeye çalışan bir takımdı. Bu yapı anlamında Beşiktaş'ın en çok isteyeceği türden rakip anlamına geliyordu ve Antalyaspor'u hem oyun hem de skor anlamında domine ederek mağlup etmeyi başardılar. Lugano bahsettiği dem tüm bu takımlardan farklı bir takım Lugano pas yapmaya çalışan bir takım. Topa sahip olmak isteyen bir takım ama pas örgüsünü genellikle sahanın ikinci bölgesinde kurgulamak isteyen bir takım. Yani hazırlık paslarıyla rakibini boğan değil. Daha ziyade rakibini kendi yarı sahasına hapsedip orta sahada yaptığı paslarla rakibini oyundan düşürmeye çalışan bir takım. Ve herhalde Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş başında çıktığı 8 devreden en zor olanı Lugano maçının ikinci devresiydi. Çünkü Beşiktaş burada Lugano'ya maalesef fiziksel anlamda üstünlük kuramadı. Hatta onun seviyesinin epey altında kaldı ki Giovanni Van Bronckhorst bence Lugano'nun Beşiktaş'a karşı fiziksel üstünü kurabileceğini tahmin ediyordu. Bunu da herhalde Şerendur, Musrati ve Gerson Fernandez'in birlikte başlamasından anlayabiliriz. Burada Lugano'nun özellikle ilk yarının 30. dakikasından sonra ve ikinci yarının ilk 15 dakikasından sonra Beşiktaş'a üstünlük sağlamasının birkaç sebebi var. Taktiksel olarak ilk neden Gerson Fernandez'in Lugano'nun orta üçlüsüne uzak bir noktada konumlandırılması oldu. Gerson Fernandez 10 numarada evet 2 gol attı ve hücum anlamında iyi bir maç geçirdi ama Lugano'nun orta sahada pas yapmak isteyen bir takım olduğunu söylemiştik. Jetson Fernandez'in bozuculuğu ve fiziksel kapasitesi burada Lugano'nun 3 orta saha oyuncusu arasındaki bağlantıyı koparabilirdi. Dolayısıyla ben bu maç özelinde 4-2-3-1 tercihini ve Jetson Fernandez'in 10 numara oynamasının Beşiktaş'a topsuz alanda bir yük getirdiğini düşünüyorum. Şöyle olabilirdi. Endur Jetson ve Almus birlikte kullandığı bir senaryoda Giovanni Van Bronckhorst daha ziyade klasik bir 4-3-3 kullanarak bir biraz daha ileri hattı yalnızlaştırarak Lugano'nun pas bağlantılarını koparabilirdi. Burada Jetson Fernandez'in 10 numara oynaması Beşiktaş'a dediğim gibi skor kazandırdı ama Jetson Fernandez'in ortada oynadığı bir denklem yani sahanın tam merkezinde oynadığı bir senaryo Lugano'nun bütün oyun düzenini bozabileceği için Beşiktaş'a daha da hayırlı gelebilirdi diye düşünüyorum. Bununla birlikte ikinci eksisi bence Beşiktaş'ın maalesef yaşlı bir takım olması. Lugano'nun Beşiktaş maçında kullandığı 11 zaten birbirini çok tanıyan ve birbiriyle uzun süredir oynayan bir 11 ve yaş ortalamaları 25.4. Şimdi Beşiktaş hafta sonunda maç yapmış bir takım olarak buraya 30 yaşa yakın bir ortalamayla gelince ikinci yarı maalesef fiziksel olarak düştü ve Lugano'nun en rahat oynadığı dakikalar 3-3'ten sonrasıydı. Bu maç Beşiktaş adına bence iki tane net sonuç ortalamaydı çıkarttı. Bir, Beşiktaş'ın savunmanın solunu güçlendirmesi gerekiyor. Burada hem sol stoper oynamasının, Emirhan'ın Masuaku'nun performansını etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü o da kademe anlamında bence Masuaku'nun işini kolaylaştırmadı. Mesela Omar Koli ile oynadığı bir senaryoda Masuaku bu sezon savunma anlamında daha diri ve daha net gözüktü. Burada Emirhan ile Masuaku'nun birbirini tanımaması da Beşiktaş'ın solunu zayıflattı. Ama ikinci bir sonuç daha ziyade Türk futbolu eleştirisi olarak bence kabul görebilir. Biz hala bütçeler ne olursa olsun Avrupa'da sistemi olan ve belli bir düzeni olan takımlara oyun üstünlüğü sağlayamıyoruz. Bu Beşiktaş için bence çok çok büyük bir eleştiri değil. Çünkü söylediğim gibi Beşiktaş çok yeni bir takım ve geldiği seviyeyi unutmamak lazım. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş konferans liginin en çok rakibe XG veren 3 takımından biriydi. Burada aslında bu sezon üzerinde şuna da bakabiliriz. Türkiye'nin en büyük 3 şampiyonluk adayından ikisi Lugano gibi Avrupa standartlarında çok vasat sayılabilecek bir takıma kendi oyununu kabul ettiremedi. Ki burada senaryoyu daha da vahim bir hale getirmek için Galatasaray Young Boys maçında denkleme ekleyebiliriz. Çünkü Galatasaray da çok çok daha pahalı ve çok daha kaliteli oyuncularla kurulmuş bir takım. Ama Young Boys bir şekilde o fiziksel eforu koyduğu zaman Galatasaray'ın oyununu bozdu. Tıpkı Lugano'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bozduğu gibi. Bizim takımlarımızın Lugano gibi çok mütevazı bütçelerle kurulmuş takımları oyun olarak domine edememesi onlar adına çok büyük bir zafer ve çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bunu söylemek lazım ve Lugano teknik direktörü Croaci Torti'nin maç öncesi ve maç sonu yaptığı açıklamalar da aslında onların mutluluğunu biraz belirtiyor. Burada kendi tuttuğumuz takımı bir kenarda bırakarak Lugano gibi takımların yani sistemin oluşturduğu, sistemin ortaya çıkarttığı takımlara bir sempati beslememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten hem geçtiğimiz sezon hem bu sezonun şampiyonluk adaylarından ikisine oyun olarak domine edilmeyen bir Lugano vardı. Hatta belli açılardan kendi oyununu bile kabul ettirdi hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a. Dolayısıyla bu tartışmanın bambaşka bir konusu ama burada bizim takımların yönetiliş biçiminde tekrar sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bu çok uzun bir konu. Dilersen ilk maçın taktiksel kısmına daha net bir şekilde değinebilirim. Tabii onunla devam edelim. Şimdi Beşiktaş aslında maça enerjisinin el verdiği ölçüde çok dominant başladı. Burada Rafa Silva'yı daha sık ziyade Immobile'nin yanına hatta Jason Fernandez'in yanına koydu. Masuaku'yu hazırlık döneminde denediği gibi bir hücum oyuncusu olarak kodlandırdı. Svensson'u Gabriel Paulista ve Emre'nin yanında bir üçüncü stoper olarak rollendirdi ve Lugano'yu tüm hatlarıyla topun gerisinde tutmayı başardı. Lugano burada Rafa Silva'yı çok sık takip etmedi çünkü yine orada eşleşme avantajı vardı. Lugano 3 orta saha oyuncusunu buraya eklemekten ziyade şurada Masuaku'ya hem Stefan'le hem de Zanotti ile çift bir baskı uygulayarak Beşiktaş'ın en büyük hücum kozlarından birini kırmayı başardı. Burada Raşit da diğer kanatta çok çok iyi bir maç geçirmemesi Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Ama en büyük aleyhte olan mevzu herhalde Endur ve Musrati'nin orta sahada dönenleri toplamak adına rakip kaleye hiç düşünmeyen aksiyonlarda bulunmamalarıydı. Çünkü burada şöyle bir problem oldu. Rafa takip eden bek oyuncusu burada Masuaku'nun önünü açtırtmadı hiç ve burada Masuaku çift bir baskı uyguladı. Eğer burada Musrati ve Endur'dan biri Rakip kaleyi daha çok düşünen ve rakip kaleye koşu sıklığını arttıran bir performans gösterseydi burada eşleşme probleminden Beşiktaş artı kazanabilirdi. Ama ilk 20 dakikayı değerlendirelim yine. Beşiktaş burada aslında bence sezon genelinde oynaması gereken oyunun bir benzerini kopyaladı. Rakip yarı sahada rakibi sıkıştırmış ve dönen topları hem iki pivotuyla hem de stoper oyuncularıyla kazanan bir yapı. Ama tezat şekilde Beşiktaş'ın golü de aslında oyun üstünlüğünü verdiği dakikalarda gerçekleşti. Burada yine Gabriel Paulista'nın boş alanda koşu yapan Jetson Fernandez'e attığı harika bir pas. Ki burada Lugano'nun da savunma zafiyetinden bahsedebiliriz. Zaten kadro kalitesi çok çok sınırlı bir takım dediğim gibi. Burada Jetson Fernandez'in boş bir şekilde koşu yapmasını ve vuruş yapmasını sağladı. Ama Beşiktaş dediğim gibi hem gol attığı dakikalarda oyun üstünlüğünü rakibe verdi. Yani kabaca 30. dakika civarı diyebiliriz Lugano'nun baskıyı arttırdığı dakika olarak. Hem de ikinci yarı tabiri caizse 60. dakikadan sonra kontak kapattı. Ben bu maçta Beşiktaş'ın presinde farklı bir şey gördüm. O dikkatimi çekti. Beşiktaş Antalya maçında üçlü savunma oynayan Antalya'ya karşı Semih'i birebir stoperlerle eşleştirerek Bek'te kullandığı Emirhan'ı da rakip Bekle birebir oynatmıştı. Bu maçta öyle olmadı. Bu maçta topu biraz daha Papadopoulos'a yönlendirerek çift bir baskıyla buradaki stoperini Rafa Silva ile karşıladı ve Buradaki Papadopoulos Lugano'nun 3 merkez oyuncusunu çok rahat topla buluşturdu. Bu ikinci yarıda daha büyük bir problemdi Beşiktaş adına ama ilk yarıda da aslında Lugano'nun o Beşiktaş'ın sağlayamadığı enerjiyi kendini nasıl bir lehte kullandığını söyleyebiliriz. Burada Beşiktaş'ın orta sahasında Jetson Fernandez gibi bir oyuncunun merkeze olan uzaklığı bence Lugano'ya şu noktada da artı sağladı. Lugano'nun 3 merkez oyuncusu Mahmut, Dumbia ve Bislimi'nin tamamı %80 üzeri pas isabet yüzdesiyle tamamladılar maçı ve Beşiktaş adına bence maçta topsuz olarak en net eksi bu üç oyuncuyu sınırlandıramamaktı. Mesela aynı problemi Fenerbahçe'de Lugano maçında yaşamıştı. Burada yine için oynadığı bir Lugano vardı. Ve Gırgıç o maçı %95'in üzerinde bir pas yüzdesiyle tamamlamıştı. Yani bizim takımlarımız çok enerjik ve sürekli hareket eden Lugano orta sahasına karşı biraz çaresiz ve çözümsüz kalmış gibi gözüktü bana. Mesela yine ikinci yarıdan bir senaryo söylemem gerekirse... Beşiktaş'ın enerjisinin tamamen düştüğü 60-65 arası bence Immobile'de fazladan bir 15 dakika oynadı. Burada Mustafa Erhan Ekimoğlu girdikten sonra Vahiy ile birlikte çok fazla birebir oynadı ve onu rahatlatmadı ama Immobile özellikle bu maçta bence sahada kalması gerekenden bir 10-15 dakika daha fazla kaldı. Bu da Beşiktaş'ın özellikle hücum ve orta saha presini epey eksilten bir husus oldu. Ama gel gelelim Beşiktaş'ın maçı galibiyetle tamamlayamamasının sebebi yine bireysel hatalardı ama şundan kaçınmaya çalışıyorum ben. Beraberliğin bütün faturasında Mosavku'ya kesmek bence haksızlık olur. Çünkü burada Emirhan Topçu'nun da özellikle savunma anlamında çok iyi bir maç geçirmediğini hatırlamak ve aslında Lugano'nun birinci hücum planının Svensson arkasında atılan toplar olduğunu hatırlamak lazım. İkinci maç öncesi Beşiktaş bence hem Mosavku'yu daha da rahatlatacak bir formasyon ve savunma kurgusuyla hem de Svensson arkasında kalan geniş alanlara oyuncu kaçırmamak üzerine bir savunma planı geliştirmeli diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş adına şu net bir eksi. ilk yarıda Beşiktaş'ın baskılı oynadığını söylediğimiz ilk 20 dakikada da Lugano net pozisyonları bulan tarafta. Hatta Beşiktaş Antalya maçında Samudio'nun ikinci golünü hatırlarsak benzer bir pozisyon verdi. Lugano belki bu pozisyonu gol yapamadı ama Beşiktaş rakibin sağ kanadından yapılan ortalarda Bence ileriye çıkan bek oyuncusunun savunma konusunda problem yaşayan bir takım. Ve Raşitsa'nın aslında sahada bulunmasının temel sebebi de savunmaya yaptığı katkılar. Dolayısıyla Raşitsa ve Svensson ikilisinin savunma anlamında bir seviye üste çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. İlk maçtan çıkarttığım sonuçlar bunlar ben Dilersen bir sonraki maçı muhtemel 11'lerine geçelim. Tabii. Beşiktaş'ta kalede Mert'i bekliyorum. Sağ bekte Svensson, sağ stoperde Gabriel, sol stoperde Emiran. Çünkü Colin'in transfer durumu var ve Emiran bu maçta da belki de sezon boyu son kez sol stoper oynayacaktır sol bekte geçtiğimiz maçın gündemlerinden biri Masuaku. Ortada Jetson Fernandez ve Almusrati ikisinin tekrar buluşacağını düşünüyorum. Ortada Rafa Silva, sol çizgide Semih, sağ çizgide Raşit Sayı, forvette de Immobile'yi bekliyorum. Aslında Beşiktaş'ın sezonun şu kısmına kadar kullandığı klasik 11'in ben Lugano'ya karşı sağda olacağını düşünüyorum. Bu arada şunu ekleyeyim. Az önce Masaku'nun bireysel hatalarının bir nebze Emirhan'dan kaynaklı olduğunu söylemiştim. Bence önünde Rafa Silva'nın oynaması da ve Rafa Silva'nın savunma anlamında çok üretken bir maç geçirmediği de unutulmamalı. Yani bir şekilde Beşiktaş Masu savunma zafiyetlerini kapatmalı eğer Masu Akun'u oynatıyorsa. Lugano'ya geçelim. Lugano kalede Sarp ile başlayacaktır. Geçtiğimiz maç cezalı olan Haydari ve Papadopoulos ikilisinin ben stoper tandemini oluşturacağını düşünüyorum. Sol bekte Valenzuela, sağda Zanotti. Orta üçlünün değişeceğini düşünmüyorum. Burada Dumbia, Bislimi ve Mahmut üçlüsü oynayacaktır. Sol çizgide yine sık sık merkez koşuları deneyen Aliseda. Sağ kanatta herhalde Lugano'nun en popüler oyuncusu ve en yüksek profilli oyuncusu Stefan. Ki o da harika bir gol attı Beşiktaş'a. İkinci golleri mükemmeldi bence. Forvet'te de Vladi'yi bekliyorum. Beşiktaş oyun üstünlüğünü nasıl sağlar diye bir soru yönelteyim o zaman sana. Ya Beşiktaş ilk maçtan farklı olarak bence Jetson Fernandez'i yine programın başında değindiğim gibi bu orta üçlünün pas örgülerine net bir şekilde dahil etmeli. Çünkü hakikaten Lugano'nun şu alanını kısıtladığınız zaman yani ikinci bölgede Lugano'yu durdurduğunuz zaman rakibinizin pek de bir hücum üretkenliği kalmıyor. Dolayısıyla Beşiktaş Lugano'yu bozduğu denklemde topu ayağına alır ve topu ayağında aldığı bir senaryoda kaliteli ayaklarıyla tıpkı Antalya maçında olduğu gibi rahatlıkla skora ulaşabilir. Burada Semih'in yine sık sık içeri girmesini bekliyorum. Masuaku'nun kendini daha fazla unutturup buradan sol kanattan çıkış yapacağını bekliyorum. Çünkü burada Lugano açısından Beşiktaş savunmanın da şöyle bir zorluğu olacak. Jetson Fernandez Çerendur'a göre hücumda daha fazla rol alan bir oyuncu. Yani Beşiktaş yine şöyle bir sistemle Semih Mobile, Jetson Rafa karesini burada rahatlıkla kurabilir. Bu da Lugano'nun savunma işini zorlaştıracaktır. Ama maç krize girerse Beşiktaş'ın burada yine stoper ikilisine orta alana yaklaştırıp Svensson'un sonunda sık sık hücuma gönderilmesini bekliyorum. Burada tabii Raşit daha kenarda olup Svensson ortaya gelecektir ve Beşiktaş burada 2 1 5 2'yi bu şekilde oluşturabilecektir. Buna Lugano'nun bir çözümü üretebileceğini zannetmiyorum. Çünkü o kadar savunma anlamında kaliteli bir takımdı değil ve Beşiktaş'ın turu geçmesi sürpriz olmayacaktır. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şey şu aslında programdan tamamen bağımsız bir şey söyleyeceğim ama Beşiktaş taraftarlarının birçoğu benimle aynı şeyi düşünüyordur. Şimdi tuttuğumuz takıma karşı bağımız farklı olabilir. Mesela biri tuttuğu takımı çok fazla sevmek için sever, biri derbeder hissetmek için sever ama ben tuttuğum takımı genelde beni günlük hayatın stresinden uzaklaştırsın diye izlerim. Ve işte ortalama 15 yıldır, 20 yıldır Beşiktaş'ın bütün maçlarını izliyorum ve 2007'den beri bütün Beşiktaş maçları aklımda. Beni herhalde sahada Oğuzhan Öz Yakup kadar günlük hayatın stresinden ve sıkıntısından uzaklaştıran bir Beşiktaş oyuncusu olmadı bu zamana kadar. Ve bundan sonra da olacağını pek zannetmiyorum. Yani Beşiktaş hakikaten Oğuzhan'dan çok çok daha farklı bir dünya yıldızı yaratabilirdi. Ama maalesef camianın genlerinde olan o kendi oyuncusunu yeme hatta tırnak içinde kendi evladını yeme huyu burada olsan üzerinde de oldu. Ama yani onu izlediğimiz için çok şanslıyız ve ona güzel bir emeklilik diliyorum ben. Ve dediğim gibi Beşiktaş forması altında izlediğim en sevdiğim oyuncu olabilir olsam birçoğunun da ben de aynı düşüncelere sahip olduğunu biliyorum. Bir Beşiktaş içeriğinde ona şapka çıkartmadan tamamlamak istemedim açıkçası. Teşekkür ederim Umut. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Migros Hemen'in sunduğu Beşiktaş Lugano maç Önü programının sonuna geldik. Bir sonraki maç önünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Maç heyecanına keyif katan Migros Hemen sundu.